Привет, друзья! Merhaba arkadaşlar, ben Nilüfer ve Rusça Burada kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Bugün alfabemizi öğrenmeye devam edeceğiz ve bugünkü konumuz vurgulu ve vurgusuz ünlü harfler. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Rusça'da vurgu ve hece çok önemlidir. Vurgu sadece kelimenin okunuşu değil, anlamını da değiştirebilir. Mesela Türkçe'de ya da Fransızca'da çok kolay. Çünkü kelimenin son hecesi vurguludur. Maalesef Rusça'da öyle değil ve sürekli değişiyor. Bazı kelimelerde son hecede, bazı kelimelerde ilk heceleri vurguludur. Kelimede ne kadar sesli veya unlu harf varsa o kadar hece vardır. Tek hecelik kelimelerde bulunan sesli harfler normal ve kendi sesiyle okunur. Mesela bank, banka, dom, ev, ray, cennet. Bunlar tüm kelimeler tek hecelik ve onların sesli harfler kendi sesiyle okunur. Genel kural olarak vurgulu sesli harfler diğer hecedeki harflere göre bir kat daha uzun ve yüksek okunur. Mesela mama, mama. İki hece var ve ilk hece vurguludur. Şimdi ilk hecedeki sesli harf diğer hecedeki harfe göre bir kat daha uzun okunuyor. O yüzden şunu göstermek için burada transkripte iki A yazdım. Ama ileride öyle yazmayacağım. Anne, papa, papa. Bu da iki heceden oluşan ve ilk hece vurguludur. Papa, baba. Yani vurgulu sesli harfler diğer hecedeki harflere göre bir kat daha uzun ve yüksek okunur. Mama, mama değil, mama, papa. Peki vurgulu ve vurgusuz harfler nasıl okunur? Şimdi size bunu anlatacağım. Eğer fark ettiyseniz bazı kelimelerde o yazılır ama a gibi okunur. Neden böyle oluyor? Şimdi beraber bunu öğreneceğiz ve tüm kuralları tek tek bakacağız. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, daha önce de bu kuralları öğrendik. Kural 1. Tek hecelik kelimelerde o harfi normal kendi sesiyle okunur. Mesela doğum, tek heceli kelime, ev, got, got. Bu da tek heceli kelime. Sene. Kot. Kot pantolon değil. Kot. Rusça'da kedi demek ama erkek kedi. Erkek kedi. Yani tek heceli kelimelerde o harfi kendi normal sesiyle okunur. Kural 2. Çok heceli kelimelerde eğer o harfi vurgulu olsa kendi sesiyle ama bir kat daha uzun ve yüksek okunur. Bu kuralı da daha önce öğrendik. Mesela moda, moda. İki heceli kelime ve ilk hece vurgulu. Moda. Türkçe'de aynı moda. Koşka.
Başka? İki heceli kelime ve o harfi vurgulu burada. Koşka. Bu da kedi ama kız kedi. Yani kural 2. Çok heceli kelimelerde o vurgulu olsa kendi sesiyle ama bir kat daha uzun ve yüksek okunur. Koşka, moda ve nihayet üçüncü kural. Eğer çok heceli kelimelerde o vurgusuz olsa o yerine a okunur. Mesela. Хорошо. Хорошо. Üç heceli kelime ve son hece vurguludur. İlk iki hece vurgusuz ve burada o yerine a okunur. Şunu transkripte şimdi göstereceğim. Ha, ra, şo. İyi demek. Malako. Malako. Burada da son hece vurgulu. İlk iki hece vurgusuz. O yüzden o yerine a okunur. Pardon. Mala ko süt. Ve ozira. Ozira. Burada ilk hece vurgulu ve son hece vurgusuz. O yüzden o yerine a okunur. Ozira. Neden burada i yazdım? İleride size anlatacağım. Göl. Demek ki kural 3. Çok heceli kelimelerde o vurgusuz olsa a gibi okunur. Eğer fark ettiyseniz bazı kelimelerde y yazılır ama i ya da ı gibi okunur. Neden böyle oluyor? Şimdi kuralları beraber öğreneceğiz. Kural 1. Tek heceli kelimelerde Y normal kendi sesiyle okunur. Mesela Liz. Liz. Orman. Burada tek heceli kelime ve Y kendi sesiyle okunur. Din. Din. Bu da tek heceli kelime ve Y kendi sesiyle okunur. Din. Gün. Yani kural 1. Tek heceli kelimelerde Y normal kendi sesiyle okunur. Kural 2. Çok heceli kelimelerde eğer ya vurgulu olsa kendi sesiyle ama bir kat daha uzun ve yüksek okunur. Mesela Liyata. Liyata. İki heceli kelime ve ilk hece vurguludur. Burada o harfi vurgusuz demek ki o yerine a okunur. Ve transkripte şunu göstereceğim. Leta, yaz. Yaz mevsimi. Bilet. Bilet. Burada son hece vurgulu ve y kendi sesiyle okunur. Bilet. Türkçe'de aynı bilet olacak. Yani
Çok heceli kelimelerde ye vurgulu olsa kendi sesiyle ama bir kat daha uzun ve yüksek okunur. Kural 3. Vurgusuz hecelerde sert sessizlerden sonra gelse ı sesiyle okunur. Yani eğer ye vurgusuz olsa ve sert j, ş ve s sert sessiz harflerden sonra gelse ı sesiyle okunur. Mesela jına, jına. Burada y vurgusuz. O yüzden y yerine ı okunur. Jına, karı. Tına, tına. Burada da a vurgulu, y vurgusuz. Tına, fiyat. Şızlong, şızlong. Burada o vurgulu, y vurgusuz. Şızlong. Türkçe'de aynı şızlong. Yani kural uç. Vurgusuz hecelerde eğer sert sessizlerden sonra gelse ı sesiyle okunur. Ve nihayet son dördüncü kural. Vurgusuz hecelerde yumuşak sessizlerden sonra gelse i sesiyle okunur. Mesela dereva, dereva. Burada ilk hece vurgulu, ikinci hece vurgusuz ve son hece vurgusuz. O yüzden transkript şöyle olacak. Di, ri, va. Aç. Sistra. Sistra. A vurgulu, y vurgusuz. S yumuşak sessiz harf. D yumuşak sessiz harf. Sis tra abla. Vurgusuz hecede eğer yumuşak sessizlerden sonra gelse i sesiyle okunur. Eğer fark ettiyseniz bazı kelimelerde a veya ya yerine i gibi okunur. Neden böyle oluyor? Şimdi bir kural size anlatacağım. Vurgusuz hecelerde yumuşak sessizlerden sonra a veya ya gelse i sesiyle okunur. Mesela çısı, çısı. Burada ı vurgulu, a vurgusuz. O yüzden a yerine i sesiyle okunur. Çısı, saat. Liguşka. Liguşka. Burada u vurgulu, ya vurgusuz, l sessiz, yumuşak sessiz. Burada da ç yumuşak sessiz. O yüzden ya yerine i gibi okunur. Li, guş, ka, kurbağa. Demek ki vurgusuz hecelerde yumuşak sessiz harflerden sonra a veya ya gelse onlar i sesiyle okunur. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bitti ve hepinize tebrik ediyorum. Umarım bu ders size çok faydalı oldu ve sizden bol bol beğen alırım.
Abone olmayı unutmayın. Eğer sorularınız varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Herkese yardım edeceğim. Telegram kanalıma katılın. Orada daha çok pratik sizi bekliyor. Eğer önceki derslerimi kaçırdıysanız linke tıklayın ve alfabeyi yeniden beraber öğrenelim. Hepinize bol şans dilerim. Görüşürüz. Paka paka. Merhaba arkadaşlar. Kelimelerden ne kadar sesli? Peki vurgulu ve vurgusuz harfler nasıl okunur? Şimdi size bunu anlatacağım. Eğer çort. Ve ayrı bir kural. Vurgusuz hecelerde eğer yumuşak sessizlerden sonra a veya ya gelse i sesiyle çort.